Arkadaşlar verdiler el ele, omuz omuza. Bugün onlarca masanın etrafında binlerce oldular. Allah hepinizden razı olsun. Evet Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok saygıdeğer konuklar, liste tutmaya çalıştım az önce. Gerçekten sonradan vazgeçtim. Kağıdım yetmedi. Şu an İzmir'deki bütün sivil toplum örgütü, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, arkadaşlarım hepsi buradalar. Yani onları burada Memur Sen'le omuz omuza görmek sadece bugün için, beni mutlu etmesi için yeterli bir şey. Katılan bütün isim zikretmeyeceğim, haklarını helal etsinler. Bütün İzmir'de faaliyet gösteren vakıf ve dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hoş gelmişler, şeref vermişler. Evet, yeni bir seçim geçirdik biliyorsunuz. Seçimden sonra şöyle oturup biraz manzaraya baktık. Manzarada birileri neden böyle olduğunun cevabını arıyordu. Bir diğerleri de acaba bu masanın altı benim sığabileceğim kadar geniş miyi kontrol etmeye başlamıştı. O kontrol edenlerden olmayıp bugün burada bulunan devlet bürokrasimizin bütün bölge müdürlerine, il müdürlerine, müftülerine, mülki amirlerine, belediye başkan yardımcılarına, özel kalem müdürlerine ve bilimum yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Hoş gelmişler o delikanlı insanlar da Memur Sen iftarımıza şeref vermişler. Sağ olsunlar. Evet, öyle delikanlılık lafla olmuyor. Meydana çıkmakla oluyor. Meydana çıkanlara biz delikanlı diyoruz. Bugün burada görmekten ayrıca bir gurur duyduk. Bir kez daha Ramazan rahmet, mağfiret ayı. Gökten sağanak sağanak Allah'ın rahmeti yağıyor. Bize düşen sadece ellerimizi açmak. Ama bu elleri kaldırmak o kadar mı zor gelir insana? Allah'a binlerce şükürler olsun ki işte bu sivil toplum örgütlerimiz var. O sivil toplum örgütlerimiz bizim ellerimizi tuttu, havaya kaldırdı ve biz de o rahmetten istifade ediyoruz. Bugün burada Ramazan'ın her günü bir başka yerde, bir başka ilçede, bir başka vakfımızın, derneğimizin, sivil toplum örgütümüzün iftarında insanlarla, dostlarla, vatandaşlarla hemhal oluyoruz. Ramazan infak ayı biliyorsunuz. Memur Sen'imiz bu Ramazan'ı infak ayı ilan etti. Hem doğasına uygun bir şekilde Memur Sen olarak da bütün Türkiye'de bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Hep birlikte yüklendik. En son İzmir'imizde Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı İHH ile birlikte 150 yetimi giydirelim dedik. Allah'a hamdolsun 417 yetimi giydirmeyi başarmışız. Bu da bizim Allah'ın bize bir lütfu olarak nasibi diyorum. Ve o desteği sunan arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yine her yetimin, her sınıfın bir yetim kardeşi olsun projemiz var biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet, İHH ile birlikte Memur Sen olarak yürüttüğümüz ve İzmir'de 1600 yetimin sorumluluğunu üstlenmişiz. Türkiye'de 6. vilayet olmuşuz. Bunun için de destek veren bütün arkadaşlarımla huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Bu yıl arkadaşlar Başkanlar Kurulumuzu Allah nasip etti. Biz Balkanlar'da yaptık. Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'yı gördük. Hani deriz ya, Çanakkale'ye gitmeden bu ülkenin değerini, kardeşliğin kıymetini, doğuyla batının, güneyle kuzeyin, Kürtle Türk'ün, Laz'la Arap'ın ne anlama geldiğini anlayamayız diyoruz ya. Çanakkale'ye gittiğimizde bunu müşahede ediyor ve anlıyoruz. Balkanlara gittiğimizde de onu gördük. Osmanlı'nın ne anlama geldiğini gördük. Dedelerimiz gitmişler, oraları fethetmişler, oralarda kardeşlerimizi bırakmışlar ve sonra geri dönmüşler. Oradaki arkadaşlarımız, büyüklerimiz bize diyorlar ki bizi burada bıraktınız ve unuttunuz.
Şurada 3-5 senedir rahattayız. 3-5 senedir başımız dik geziyoruz. Lütfen buraların Adriyatik'ten Çin denizine kadar her toprağın soydaş ve dindaş olarak kardeşlerinizden oluştuğunu unutmayın. Dünya Kiliseler Birliği de burada, Yahova şahitleri de burada, paralel belası da burada, çocuklarımızı ellerimizden alıyorlar diye bize feryadı figan ediyorlar. Lütfen mübarek Ramazan ayının da hürmetine bütün sivil toplum örgütlerimiz, herkes kendi gücü nispetinde özellikle bu yetim projelerine ve eğitim hareketlerine destek olsunlar. Bizler de hepimiz üzerimize düşeni yapalım ve bu Osmanlı bilinciyle bütün dünyayı kucaklama hedefine hep birlikte çalışmaya devam edelim. Evet sevgili konuklarımız, birazdan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Şükrü Bey genel konularla alakalı sizlere bilgi verecek. Sendikacılıkla alakalı da küçük bir bilgi vereyim. Malum Ağustos ayı toplu sözleşme ayı. Eskiden toplu görüşme vardı biliyorsunuz. Sendikalar hükümetle karşılıklı oturur. Hükümet bir çay ısmarlardı. Sonra o çay içilirdi. Sonra herkes eyvallah evine, hükümette ne derse onu alır giderdik. Allah'a şükürler olsun, memur senimizin mücadelesiyle o toplu görüşmeyi toplu sözleşmeye çevirdik. Bunu anayasal bir hak olarak kazandık. Artık oturuyoruz, pazarlık yapmaya başladık. Ha, istediğimiz her şeyi alıyor muyuz? Demek ki daha çok çalışmamız lazım. Ama eskisine göre aldığımız çok şey var. Yıllarca temsil eden sendikaların devlet personel başkanlığındaki sayfada karşısında kazanımlarını görüyoruz. Sıfır yazıyor. Allah'a hamdolsun, eğitim bir sen, memur sen ve bütün sendikalarımız yetkili olmaya başladığı günden beri iki kez memur sen olarak toplu sözleşme masasına oturduk biliyorsunuz. Ve tam 77 kazanım elde ettik. Bu da birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın, inancımızın bize verdiği güçle irademizi ortaya koymamızın getirdiği bir başarı. İnşallah Ağustos ayında yeni toplu sözleşme süreciyle alakalı İzmir'de çalıştayımızı yaptık ve bu çalıştay raporunu genel merkezimize ilettik. Onlar inşallah toplu sözleşmede bize kazanımlar olarak geri dönecekler. Evet, tekrar katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Nefsimizi hiçbir zaman ideallerimizin önüne koyanlardan eylemesin. Ayağımızı sabit kılsın. Ramazan'ın rahmeti ve muhabbeti hepimizin üzerine olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.